Fenerbahçeliler bir yayını daha sizlerle birlikteyiz efendim çok mutluyuz çok keyifliyiz büyük sıkıntılara büyük aksiliklere rağmen Monaco deplasmanında serinin ilk maçını kazanıyoruz ee, sağ avantajını tırnak içinde belirtelim tabii ki çalıyoruz 1-0 öne geçiyoruz ve e, çok küçümsenmeyecek ve bence hatta abartılması gereken bir galibiyet aldığımıza inanıyorum e, çünkü elimizdeki en Kili uzun modleden yararlanamıyoruz. Maç içerisinde Tarık'ın bir sakatlığı oluyor. Wilbeck'in bir sakatlığı oluyor. E, Dechampierre'de bakıldığında maça galibiyet aldık efendim. Sizlerle bunu konuşacağız. Fenerbahçe-Beko'nun transfer gündemini konuşacağız. Biraz da tabii ikinci maç öncesindeki gösterimizi konuşacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Efendim 6000 aboneye vaat ettiğimiz formanın yanına bir artı bir yazdık. Final fora kalırsak bir forma daha hediye edeceğiz. O yüzden kanala abone olmanız bizler için çok çok önemli. Bu güzel yürüyüşte ailemizde olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Bunları söyleyelim. Uğurcuğum herkesin aslında en çok merak ettiği konulardan bir tanesi sakatların durumuydu. Ben dilersen e, sakatların durumu için şunu söyleyeyim e, bugün zaten internete de düştü efendim gerek Scottie Wilbeck'in gerek Motley ve Tarık Bibero için e, yarın oynayıp oynayamayacakları maç saatinde belli olacak e, Motley zaten biliyorsunuz e, yaklaşık bir 15 gündür falan bir sakatlığı vardı ama takımla birlikte Fransa'ya hareket etti muhtemelen orada günden güne kendini hissediyordu ama herhalde oradaki ısınmalarda antrenmanlarda bir denedi dün olmadı yarın bir daha deneyecektir e, Scottie Wilbeck'in ufak bir sıkıntı yaşamıştı sonra kendini bir denemek için girdi bir hücumda e, zaten bir kendini zorlar gibi oldu hemen e, kenara geldi e Tarık da zaten belirli bir periyotta oynayamamıştı ama sonra maçın sonlarına doğru uzatma bölümünde tekrardan bir oyuna dahil olmuştu vardı ama bu üç ismin de e, oynayıp oynayamayacağı yarın belli olacak onu söyleyelim maç saatinde e, Uğur sana zaten daha farklı sorularım da olacak ama önce ben maçla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Takımla ilgili neler söylemek istersin? E, aynı zamanda e, kulağıma çalınan bazı şeyler var. E, onları sana sormak istiyorum. E, dilersen şöyle başlayalım. Maç için ne düşünüyorsun? Çok şey düşünüyorum. Harika. <laughs> Teşekkürler diyorum ya böylece. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani sen öyle güzel bir özetledin ki. Yani aslında normalde bizim Fenerbahçe ritüelinde e, bahsetmiş olduğun konuyu açarken ki e, bütün dırın hmm. olumsuzlukları sonucunda bizim evet. normalde e, çok iyi bildiğin gibi en az işte 20-30 fark yiyip böyle moral bozukluğuyla başlamamız gereken bir hmm. e, maç olması gerekiyordu. E, olsa da hakikaten hiçbirimiz bir şey diyemezdik bu seferinde. Çünkü gerçekten yani olabilecek en kötü senaryo öyle yani bir F8 mücadelesine çıkıyorsunuz. Doğru. E, sağ avantajı rakip takımda ilk maça çıkıyorsunuz. İlk maça yani e, gövdenizden yaralısınız, kolunuz kırık, kulağınız tek kulak, gözünüz tek göz. Yani neresinden bakarsan bak dezavantajlı bir durum. E, ve Monaco karşısında çıkıyorsunuz. Yani atletizm seviyesinin en yüksek olduğu takım. Evet. Ee, hep konuştuk maç öncesi de biliyorsun. Ritim buldukları zaman ki 91 sayı attılar. Evet. Ya yani şöyle bir maç oldu. Yani Fenerbahçe bu kadar yani hücum gücünden bu kadar ee, yararlanamazken isim olarak Hı -hı. yararlanamazken olabilecek potansiyeldeki isimlerden de yararlanamazken X faktörün yani X küpü çıktı çıkardı Fenerbahçe. İnanılacak gibi değil. Ya Bu sezonda bir kere mi olur? Aynen bir kere olur. O da bu maça denk geldi. Çok da güzel bir maça denk geldi. Bunu gerçekten abartarak konuşmamız lazım. Yani e, dün de yazdık. Galatasaray'sa e, e baş tacısın. Yani gerçekten evet. e, heykeli dikilecek bir performans, bir sezon geçiriyor. Hiç abartmıyorum. E, kaybedeceksek de onunla kaybedelim dedim. Çünkü eli çok sıcaktı. Özgüven'in en yüksek isimlerden biriydi. Ve bunu testten bahsediyoruz. Yani... Evet kim istersin işte orada eee istersin işte e, Deschamps'i beklersin işte Nagalises beklersin ki sezonun pardon e, yanlış konuş pardon maçın ikinci yarısında biraz biraz ondan kubeler sundu ki o maça girmemesi yani hiç, evet. ilk ilk periyodu zaten yok ya maçın ilk zaten yoktu. Hı hı. Ve çok daha fantastik bir şey söyleyeceğim. Bu kadar olağanüstü duruma karşı Fenerbahçe Monaco gibi bir deplasmanda gene üstüne basa basa söylüyorum yani bu kadar atletizm bu kadar şut ritmi e, yüksek potansiyelli oyuncu grubuna karşı e, ve gene altını çiziyorum 91 sayı bulan bir takıma karşı Fenerbahçe şu an tekrar dikkatle bakmaya çalışıyorum. Uzatmaya giden bir periyotla evet. dahil olmak üzere sadece bir periyot kaybetmiş abi. O da ilk periyot abi. Evet. Ondan sonraki bütün periyotları Fenerbahçe alıyor abi. 20-22 ile alıyor. 25-13, 23-15, 21-20 ve uzatmadan 14-10. Yani o maçın uzatmaya gitmesi sebebi biraz da ilk periyotta işte o maça giremememiz ama giremememiz adına bir sürü faktör var. Evet. Ee, ki sen de ben de ilk periyodu gördükten sonra ve bu kadar garabetlerin artık toplanarak üstümüze çığ gibi geliyor olmasından mütevelli çok büyük sıkıntılar yaşadık ama valla bir şeye de şapka çıkartalım. Tabii ki oyuncu grubundan bahsedeceğiz. Sen de bahsedeceksin bireysel anlamda. Çünkü bireysel performansların biraz öne çıkartılmıştı. Evet. Maçtı. Neden? Çünkü Monaco'da e, hep maçtan önce de söyledik. Ee, savunma tarafında yoklar abi. Savunma tarafında çok çabuk geçiliyorlardı. Ve bir spot altında hani kısa oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünürken bir de üstüne yaşadık. Doğru, yani, maalesef ya. yani e, bozuk saat gibi günde iki kere doğru hani şunu söylüyorlar var da sana da zeki gelmişler abi Dorsey'i kızınca ama en kızı iki tane üçlüğü attı. Abi ne olur atsın artık. Yani benim evet. o boş üçlükleri atmasından dolayı beklentim yok ki senin de yok. Yani o topu alacak yani bu adam off kart oynuyor. Yani off kart oyuncunun o topu taşıyabilmesi lazım. Ya yani bu kalibredeki bir oyuncunun yani sen her topu aldığında dört tane top kaybı rakibi elden verirsen pasta değil bak el pas çıkarırsan anlarım ama elden topu daha vurmadan verirsen ve maçın en kritik anında ki maçın bir, noktada uzatma gitmesi sebebi oydu. Maçın neredeyse tekrar ikinci uzatma gitmesi sebebi de o olacaktı. Ee, biraz kusura bakmayın da burada söylenmemiz gereken Onur da ben de bu basketbolu hem oynadığımız hem bildiğimiz için bilmemize de gerek yok. Gördüğümüzü artık okuyalım bir zahmet size zahmet. E, çok yanlış hareketlerdi onlar. Ha tabii ki o topun ona kalması da biraz sarakir oldu. Çünkü başka yapacak tabii şey yoktu. Oyun yani oyunu yönlendiremedik. Doğru. Ha Doğru. orada Marco ve Kalates biraz daha serin kalabilirlerdi ama onlar da çok yordular. E, gibi gibi nedenler yani bizim benim Dorsey'e biraz hani Tabirin mazur görürsün ama yani maçın içerisinde bir hain vardı dememin sebebi oydu. <laughs> Çünkü neredeyse aldığımız maçı iki kere vermek istedi ki Uğur'uza sulak, sulak çok güzel bir yorum yaptı maç biterken dört kere kazandık bu maçı nasıl dört kere kazandığımızı anlatmak istediğim noktaydı burası ee, gelelim işin Marco Guduriç tarafına çok serin kanlı kaldı buraları hiç işte bazen kızıyorlar bize de işte Guduriç'e çok vuruyoruz çok e, olması gerektiğini inandığımız bir oyuncu olduğu için evet bazen her oyuncuda e, topu elinde tutmak zorunda olan topu hem yönlendirici hem de set oyunu oynayacak. Hem de kendini evet. oyununu oynayacak bir oyuncu için e, çok fazla yorum yapabilir arkadaşlar. Kolay bir iş değil Marko Gudur için yaptığı. Çünkü Fenerbahçe'de Kalati'si haricinde bu işleri yapabilecek başka bir kısa yok. Yok yani. Yani Wilbeck'in biraz biraz var. Ki Wilbeck'in de off-card'dan point dönme. Yani point karttan off-card'ı değil. Bir diğerinde öyle bir silah yok. Yani yok abi maç tamam. içinde çıktı yani. Hani bir o set belki Wilbeck'ine çizilecekti yani. Abi o set oraya çizilecekti. Bir dakika kusuruma bakma, hemen sana söyleyeyim ki bence e, az sayı attı. 16 sayı attı. Mike Chavis yani bu Bilbecinin evet. sakat olduğu bir maçta düşün yani. E, Mike Chavis'u durdurabilmek bile başta başına zaten. Yani Kalatez'e de çok teşekkürler. Çok 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 çok. çok e, yani. Hem ya hem sonma tarafında hem e, hücum tarafı ofans tarafında 34 yaşındaki bir oyuncunun müthiş bir e, performans izledik. Sağ olsun yani demek ki tecrübe işte biraz da böyle bir yerlerde gerekli. Onu sundu. O yüzden e, çok teşekkür ediyorum. Binlerdeki etmemiz lazım. Bir teşekkür de Sestine ya. Yani e, Senin bir Senin Sestine forma... olayına bir şey söyleyeceğim Uğur'cum. Sen bitirdikten sonra, Yok, sonra bir destek vermek istiyorum sana. Sen mesela bir gün önce Makabi Panathinaikos'u yendiği zaman demiştin ki işte onlar bir Bonzi Kalsun'u buldular dedi. Aynen. Maç içerisinde olarak bunu, Maç içerisinde evet sen de böyle yazışırken e, bakalım biz bunu bulabilecek miyiz dediğin anda biz onu net sesliğinerle yaptık diye düşünüyorum. Bulamamanın sebebi şu de şampiyon maça hiç giremedi. Aynı bir gibi bir de üstüne üstlük. Az önce söylediğim gibi ilk yarıda şey de yok. E, Naciles de yok yani. Tam bir evet. Yük, e, yani Fenerbahçe'nin çıkmaz bir noktaydı. E, o yüzden sonuç ve ç, o, yani yok dediğim şeydi de kertedi de olurcum Şöyle bir nokta var. Ee, 19 sayı 7 ribat da bitiriyor. Biraz da bitiriyor. Düşün yani olmadığını söylediğimiz Naci Reis ama bunları birçoğu son periyodun son kertesinde son 5 dakika kadar uzatmada sergilediği performans kritik anlarda da sahneye çıktı. Allah'tan çıktı. Bir böyle bir güveniyorsun. Bu maç içerisinde 2 sayı ile bitiriyor. Yani şaka gibi Sertaç'tan performans bekliyor. Sertaç 6 sayı yani çok çok e, tamam. Şimdiden yine söyleyecekler. Tayyar Doğrusu abi daha ne yapsın 7 ribat. 13 tamam çok göz alıcı ama onun karar merkezinde olması gereken pozitif anlarda onun olmamasından dem vuruyorum ben. Yani evet. bazen istatistik e, her şey olmuyor arkadaşlar oyunda. Onu anlatmaya çalışıyorum sabahtan beri. E, Sestine'ye geliyorsun 6 rebound var yanı 16 sayısının akabinde. Yani gerçekten yani bunları yapabilirsen abi zaten değil Monaco. İşte Real Madrid'e de sıkıntı çeke, e, çıkarırsın. Barcelona'ya da çıkarırsın. Alayını çıkarırsın. Galiba Madrid'in maçın sonlarını unuttum ama Olympiakos 1-0 önde mi o seride? 1-0 Olympiakos ona geçti. Evet. abi. Evet, yani işte dedim ya bak yani maç çalmak e, çok da imkansız değil ki bir tane hatırlarsan 3-6 dediğimiz zaman ilk başta Barcelona için konuşmuştuk. Gördüğün gibi bence muhtemelen orada da ipler bence Olympiakos'un eline geldi. Ben, ben Barcelona Olympiakos'ta Pire'de maç alabileceğini hiç düşünmüyorum. Senin de tabii bilmiyorum düşüneceğin nedir ama hiç düşünmüyorum ki. Aynısını Monaco'nun ben Fenerbahçe yani Ateşehir'de de e, alamayacağını düşünüyorum açıkçası. Dünkü ola çünkü niye? Barcelona'nın Monaco'nun en büyük özelliği winner takım olamamaları. Elde çok star oyuncular var ama iş winner'lığı geldiği zaman e, oralarda yoklar. Çabuk kırılıyorlar farkındaysan. Fener İki bak. tane winner'ları var zaten. ve Veseli var. Onlar da zaten eski Fenerbahçe'ye yani <laughs> Çok <kişi>. Aynen yani. <laughs> çok doğru söylüyorsun. Çok doğru. Barcelona adı öyle ama dediğim gibi abi şimdi bakıyorsun Jordan Lloyd yani Ekobo e, Danto Hall yani şey e, Bruce Game yani hakikaten kadro e, çok, İyi kadro. çok sağlam aynen. bir kadro. Yani İyi başlayan bir Motte vardı mesela Uğur. Bizim yani bu kadar Alfa Diallo abi, abi şuraya bak ya, ya fizikliler yani aynen öyle Strezel falan bayağı bir e, kadro bu kadro atletizm açısından ama dediğim gibi şöyle bir durumları var e, iki şut üç şok üç şut sokamadıkları zaman darmaduman oluyorlar yani şut endeksli e, pop-up endeksli yani nasıl söyleyeyim birebir de bir şeyler yapamadıkları zaman ve saçmalıyorlar yani çok ucumuna dayalı da değiller ama dediğim gibi Topu hızlı döndürdükleri zaman, boş adımıza buldukları zaman, cezalandırmaya başladıkları zaman oyundan keyif alıyorlar. İşte hızlı oynamamalarına ve o top dirilleri, bak koşu dirilleri değil, o top dirillerini hızlı çevirmememiz lazım. İlk, ikinci, ilk iki, 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 iki yarıda yapamadık ama ikinci yarıda bunu yapabildik. Çünkü ayaklar sağlam bastı. Olmayan oyuncularımıza rağmen çok çok önemli bir galibiyet. Enteresandır. Ben sana şöyle söyleyeyim. 2-0 olmaması çok senin işten değil. Bir de dediğim gibi sakatlar döner, dönerse ben Mutlu dönerse tamamen 2-0 olma yönündeyim. Çünkü farkındaysan potalda hiç yoklar. Evet. Tamamen dış. Onu konuştuk zaten. Dış hat, Dış e, şut evet. evet. Dış şut ritmini yakaladıkları zaman üçlüklerde e, ve ne bileyim işte boyalı alanda e, postaplarda birebir kaldıkları zaman çok olumlu bir takım. Çok yüksek yüzdeli atabilen bir takım ama içeriye sadece drive ettikleri zaman e, esprileri oluyor ama birebir mesela İçeriye top indirdikleri zaman böyle, alanda bitirebilecekleri bir gücü var mı dersen bence yok. Yani şimdi Moteo'yu nasıl mı istersin takımında? Montney mi istersin baktığın zaman? Yani ki ben sana şöyle söyleyeyim. E, Yannis bile fark yaratabilecek bir maç. Papayannis'in daha fark yaratabileceği bir e, nasıl söyleyeyim? Bir rakip bence Monaco. Doğru. O yüzden ikinci maçta e, ondan da bir farkındalık bekliyorum. Çünkü bu Fenerbahçe'ye aşırı şey verdi momentum verdi, ivme verdi, keyif verdi, moral verdi. Ha bir bir olur sonunda onu bilemem ama burada iş biter ya bence. Olur biz inşallah. burada işi bitireceğiz. Aynen. Bana da öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Mesela şöyle destekleyeyim seni. Özellikle işte Mike James veya işte Eli Okobo'nun mesela çabuk mesela dripping yapabilme özelliklerini, rahat adam eksitebilme özelliklerini onun iki özellikle Mike James. Mesela biz burada çok yardım savunmaları uyguladık dediğin gibi zaten onların da uzunları pota altından ziyade zaten işte orta mesafe şutlarla zaten sayı ürettiler. Hatta Motoyunas'ın iki tane üçlüğü var. İşte John Brown'un mesela iki tane köşelerden attığı atışlar var. Yani John Brown'un birebir alıp da böyle döndüğü mesela hiç bir oyun görmedik mesela baktığında. E dediğim dediğin gibi onlar birazcık böyle şutla yaşayan bir takımlar. Yani onların için içeriden oynamak da bir nevi bize karşı ilk maçta şu dediğim gibi yani boş alanı buz orta mesafeden cezayı kes gibi denilen bir oyun sistemleri oldu. Ee, ama bizim de işte uzunlardaki sıkıntımızı Saras gerçekten hani basketbol tabiriyle geçen dün akşam da gördüm bunu işte kart vizitini bıraktı sahaya. Beş tane kısayla ne, ben evet. buraya nasıl çekip çeviririm diye hani resmen e, ders verdi mesela ki o dönemde de evet şimdi eleştirdiğimiz yerde işte reboundları çekenler Dorsey ve Sestin oldu. Yani ikisinin toplam aldığı rebound sayısı 13. Ve biz ve bant olarak bir rakibimize bu kadar üstünlük sağlayabildik. Yani 5 kısayla oynadığımız dönem içerisinde bile bu çok ciddi bir rakam yani. E, hakikaten inşallah bu zaten Final 4'la da taşlanacaktır. Final 4'la taşlanırsa da zaten e, şu galibiyet sarı mirasın e, senelerce konuşulacak galibiyetlerinden bir tanesi olacak. Ve belki de birçok yayınımızda olsun ya da internet sohbetimizde olsun bu maçı hep böyle e, mutlulukla anacağız ya bu maç gerçekten bu şey bir maç değil benim için. Yani biz bugün tam kadro çıkıp 4 sayıla yenseydik derdim ki ya bizim normal şartlarda bu adamları uzatmaya bile kalmamamız gerekiyor da işte biraz daha atletler gibilerinden bir konuşma yapardık ama yani uzunsuz Fenerbahçe'nin çıkıp da Monaco'yu deplasmanda yenmesi hakikaten çok takdire şayan bir olay. Ee, daha daha çarpıcı bir ver, vermem ister Tabii, tabii ki buyur. Yani Fenerbahçe ki e, sezon başından beri, ya yani sezonun geleninden beri en çok dem vurduğumuz nokta rimantlar. Evet. deplasmanında uzunların yokken, maçta bu kadar gelgit yaşarken 30 e, hemen bakıyorum 34'e 25 rivan üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Evet. Bu, çiğ bu kadar atlet bir takıma karşı eee çok Uğur son 3-4 ribantı da şey ekle abi gidip de e, faalleri atamadık yani oralarda zaten abi ribanta girmedik. 3-4 ribant da öyle çektiler yani. Aynen. Aradaki fark aynen. öyle kapandı farkındaysa. yani doğru. Maçı oralarda aynen. da ne yazık ki bitiremedik ama olsun. Cebimize zaten, bir galibiyet zaten, koyduk. Zaten o periyotta e, 6'da 0 mı ne attık? 8'de 0 mı? 6'da öyle bir, öyle bir harekiri yaptık biz resmen. Yani. Evet evet. Resmen <laughs> alay ettik yani. yani Kendimizle de alay ettik, oyunda da alay ettik, biraz rakiple de alay ettik. Çok enteresan, fantastik anlar da yaşandı maç içerisinde. Yani Ya da artık kollar boşaldı Uğur. Topu atamadılar artık. Ben şimdi ya da <laughs> olur orada bir şey diyemem. Çok haklısın. <laughs> Vallahi çok haklısın yani. Yani onu gördüğümce şaşırıyorum hala. Hani 6'da 0 falan attık ya. ya çünkü kişilerden. nereden baksan yani maksimum 7 kişilik bir rotasyonla oynadık koca maçı yani. Ya bak sana söyleyeyim tabii çok haklısın. Nigelist, Nikolatis, Tyler Dorsey. Ee, adam akıllı. Net ses değil ha. Net ses şey, abi. Başka bir şey yok. Aynen öyle. Yani diğerleri Aynen. tamam. 2-3 dakika süre alanlar var. Tamam evet gibi. 6-7 yani. yani. Madar zaten girdiği gibi bir anda fual problemi içine girdi zaten. E, ya e, tamam maç ritmi olmayacak. Ritmi zor yok, yok ama Madar'a da çalınan bir şey sportlanlık dışı var oo, ki oyun momentumu tamamen bize döndü bir onu, anda. o, bence onu konuş lütfen ya. O Yani gerçekten ya yani... hiç konuşulmayacak gibi çok ayıp ya artık. Hani bakıyorsun olur karşında rakip seni şey gibi işte yani bir boksör edasıyla seni zayıf çalışıyor. Dövüyor 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 ve sen hiçbir şekilde yani sağlam bir darbe almıyorsun ve dimdik kalıyorsun ayakta. Aynen. Tam böyle artık onun yumruklar boşa giderken sen ne yavaş yavaş patlatmaya başlarken ne hikmetse. Ya adam artık arkasını dönmüş silindirine girmesi gibi bir durum bile söz konusu değil. İşte Mike James orada şutu kaçırıyor. Zaten fark bir sayı mıydı ya da önde miydik? Öyle bir durum ya. Öyle bir şeydi maçı ama evet, evet. tamamen, şey momentum, abi. Bizdeydi Tama tamamen tam, momentum, tam. momentum bizdeydi. ya. Tamamen momentum bizdeydi. Sonra işte biliyorsun fark yeniden bir 7 lira 9 lira kadar tırmandı ama ya en sonunda güzel bir karşılık verdik. Ya, hakemlerden zaten ne derler? Şaşırtmıyorlar yani. Yo, yo, aynen. Hiç, Mal ya, evet. hiç şaşırtmıyorlar. Artık zaten sinirlendiğimiz şeyleri evde maç izlerken gülerek görüyoruz. Hani çok sevgili dostlarımız, kardeşlerimizle de e, maç esnasında sosyal medyada da paylaşımlar yaptığımız zaman hani bir yaşları biraz daha bizden genç olanlar tabii daha böyle sert tepkiler verebiliyorlar. Çünkü ben de o yaşlarda öyleydim. Ki ben bile şu anda bazı durumlarda çok kontrolümü kaybettiğim anlarda onların neler yaşadığını, nasıl tepkiler verdiğini de az çok anlıyorum. Haklılar. Yani söylenecek bir şey yok. iş i̇ş hakemlere girerse çünkü çok başka yerlere gidecek. O yüzden bugün Fenerbahçe Beko'dan çıkmak istemiyorum hiçbir şekilde. E, İkinci maç öncesinde zaten sen beklentilerini söyledin. Birinci maçı bence yeteri kadar konuştuğumuza inanıyorum ben. E, çünkü doğruların çok fazla olduğu bir maçtı. Geriden gelip kazanmak da çok önemliydi. E, serinin zaten devamında da yayınlar, maçlar üzerinde devam edecek. Sakatlıklarla ilgili bilgileri de verdik. Gelelim herkesin en sevdiği kısma. Yine çok e, güzel kadroların kurulduğu, rotasyonların yapıldığı bir durumlar var. Ya ben sana aslında bir soru soracaktım ama tam böyle yayına başladığımız zaman e, Twitter'da DM geldi sevgili Can kardeşimizden. İzleyince zaten görecektir. E, Uğur ben bugün bir Leandro Bolmaro falan diyorlardı. Yok canım de, ne alakası vardır diye düşündüm. E, bir 15-20 dakika önce işte camdan gelen mesajda işte Yağız Sabuncuoğlu sanıyorum. Yazmış mı söylemiş mi hani. Öyle bir durum olmuş hani. Şimdi Leandro Bolmaro Fenerbahçe için uygun bir isim mi? Sen bu arada tabii şey yaparken, bilgi verirken ben de bir anda telefona bakarken böyle birazcık hani nedir ne değildir. Şöyle bir cümle gördüm. İşte Larkin'in alternatifi Bolmaro olarak. Şimdi Fenerbahçe Leandro Bolmaro'ya teklif yaptı mı, ilgi mektubu gönderdi mi? Ya da şöyle sormak lazım soruyu. Eğer Shane Larkin transferi Fenerbahçe'de gerçekleşmeyecekse alternatifi Bolmaro mu? Biraz buradan gidelim istiyorum. Bir de bir konu daha var. Ben onu anlatayım dilersen. Ondan sonra topu sana bırakayım. Almayacağım ne demek. Geçenlerde bir Nenad Dimitrovic yayını yapmıştık biliyorsun. Daha evet. doğrusu ben bir çıktım ya hani. Bir öneri istediler. Bir öneri geldi işte. Bir konuşalım diye. Onunla ilgili özel bir yayın yapmak istedim. Ama hatta işi gırgına da bulduk. Dedik ya. İşledik uzun rotasyonuyla alakalı hani. Bir sohbete döndü diye. E dün akşam. Bir iki kaynakta Fenerbahçe'nin de Dimitriyeviç'e ilgi yaptığı, ilgide bulunduğu, teklif yaptığı söyleniyor. Hani kendi adıma, senle de gün içinde tabii işlerin yoğunluğundan tabii çok konuşamadığımız için çoğunlukla hani çok net bilgilerde olmadığı zaman hani paslaşma şansımız olmuyor. Sormuş arkadaşlar, sevgili dostlar. Ben en azından kendi adıma cevaplamış olayım. Ben sizlerden gelen öneri üzerine böyle bir program yaptık. Oyuncuya birazcık konuşma Şansı yakaladık arkadaşlar ama şu anda sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yerel basında çıkan ve bazı e, nasıl söyleyeyim araştırmacılara ve gazetecilere göre işte teklif gittiğine dair benim duymuş olduğum birebir hiçbir e, resmi durum yok ha bu demek değildir ki o insanlarda çok affedersiniz yani özür dileyerek söylüyorum sallıyorlar demiyorum tabii ki. Onlar da tabii ki bir bilgi birikimi üzerine tabii ilerliyorlardır. Ben kendimce bir şey duymadım. Ha, ama şundan dolayı da çok enteresan bir durum olmaz mı diye sormuyor değilim. E, Jonathan Motley gündemde yoktu. Biz burada bir öneri yayını yaptık. Jonathan Motley'i transfer ettik. <laughs> Arthur Sagars'ın bir transfer durumu yoktu. Bir öneri yayını yaptık geldi. E, bir de Dinat Dimitriyeviç olayı var şimdi. Teklif yapıldıysa hani bir de böyle bir transfer gerçekleşirse herhalde dersimiz Fenerbahçe 3 öneride 3 oyuncu çekmiş olacak herhalde. Öyle bir artımız olacaktır diyeyim ama kendi açımdan Dimitrievich olsun, Bolmaro tarzı oyuncular sanki Uğur bana biraz daha backup'lar gibi geliyor. Yani direkt alıp direksiyonu verir misin Leandro Bolmaro'ya yani? Önüne illa bir, iyi birini istemez misin? Ya da teklif var mı işte? o işin o tarafı sende zaten. Oranın üstadı sensin. Yok yok, ustamdı şöyle şey, Burada ne duyuyorsak ne paylaşıyorsak beraber tabii. Ne demek istediğini anladım. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya şu şöyle yani e, ya çok güzel bir kelimeyle bence özetledim Bu Backup mevzusu çok doğrusun. E, yani önce şeylerkin konusunda e, şunu söyleyelim. Fenerbahçe e, işin içerisinde bunu hep söyledik. Fenerbahçe hep işin içerisinde dediği, Teklifleri de yaptı. E, bizi takip edenler tekrar düşmeyelim. Rakamlara kadar söyledik Efes'in verdiği. E, ama muhtemelen görülen o ki burada şu an samimi söyle, söyleyelim yarın ne olur bilemez ama an itibariyle bir şey söylememiz gerekirse Şenlerkin'in nefeste kalma ihtimalinin her geçen gün daha çok arttığını söyleyebiliriz. Çünkü Efes daha çok e, para çıkarabildiği son noktada ve daha cazip bir e, teklif sundu Şenlerkin'e. Lakin birazcık daha hem, e, zaten olduğu kulüp olduğu için, bildiği kulüp Hı -hı. olduğu için muhtemelen çok yer değiştirecek gibi durmuyor. E, dediğim gibi Bizim öyle bir gayemiz zaten yok ama bu bizi ee, nasıl söyleyeyim ee, transferi bilmemekle veyahut da yanlış bir şey söylemekle itham edilecek bir durum yok. Biz de hep söylüyoruz yani biz transfer duyumcusu veyahut bir şey diyeceğiz değiliz. Biz zaten söylediklerimizin arkasındayız. E, şu an tabii herkese çok saygı uzar dediğim gibi ama bazı güvenilir şu anki yani sözüne güvenilir gazeteciler daha bunları konuşmazken biz aylar öncesinde bunları söyledik yani. O yüzden şimdi çok rahat yani. Ben o yüzden bir daha tekrar düşmek evet. istemiyorum. Bizi, bizi bilen biliyor zaten. Yani daha Clyburn'lerden, evet. Campazzo'lardan, Itudis'lerden, Trinchiller'den, her, şey, her şeyden bilen biliyor zaten. Bizi. Çok uzatmanın manası yok. Bolmaro dedi. Bolmaro muhtemelen e, ilgi mektubu gittilik olan isimlerden biridir. Gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Heh. E, Fenerbahçe'yi ne kadar? Şimdi Lerkin'le e, kıyaslamak tam ziyade Fenerbahçe oraya bence anladığım kadarıyla e, ee, Kalates'i yedekleyecek yani aslında Kalates'le beraber bu işi götürebilecek bir point kart arıyor bence şu anda Fenerbahçe. Fenerbahçe bunu ararken çok da hatalı bir isim değil açıkçası baktığı zaman. Yani dediğim gibi rotasyonu yazılabilecek iyi isimlerden biri. Willer isimlidir dersen değil ama star olma potansiyeli, star ee, bir isim midir dersen potansiyeli olan bir isim. Bunu şöyle okumak istiyorum ben bence kesinlikle böyle okumamız lazım. Ele, ki şöyle bir performanstan söyle, sonra. sonra e, ee, Kalatesi kesinlikle takımda ee, dediğim gibi bu benzetmeyi de çok sevmişler. diye amir olarak burada kalması lazım. Onun tabii daha efektifini, daha gencini, daha topu ve seti yönlendirebilecek bir ee, daha bir akıla daha ihtiyacımız var. Ama bu bence de dediğim gibi daha winner bir isim, daha combo guard bir isim Hı hı. İstiyoruz ya yani Larkinvari isim madem söylüyoruz o tarz bir isimin alternatifi olarak okumak gerekir dersen bence de okumamak lazım. Tabii ki şu ee, Elmaylarmut olur sanki. E, aynen öyle. Oraya Fenerbahçe daha ciddi bir isim çekecektir. E, ha bu Dimitriyeviç olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Şu anda ben Dimitriyeviç'e gidildiğimi de bilmiyorum. E, yani yani ben de bilmiyorum abi, derken ben de. bana bir bilgi gelmediği için bilmiyorum. Gidilmiş de olabilir. Ee, ama Bolmaro muhtemelen gidilmiş olabilir ama Bolmaro gidilmiş gidiliş şeklinin de bu yönde olduğunu düşünüyorum. Yani belki olmadı Bolmaro alalım değil tabii ki. Ben böyle öyle olduğunu yani... düşünüyorum. Aynı şeydi çünkü. Yani. Bak cevap veremedim. Yani evet. Zannetmiyorum öyle bir e, düşünce yapısına öyle bir IQ'ya sahip olduklarını düşünmek istemiyorum daha doğrusu açıkçası. Hani niye düşünmek istemiyorum da dersen? Zaten senin elinde Guduric ve Bilbekin varken Oraya bir evet. de winner bir isim çekmen lazım ki biz bunu isimli senle paylaşmıştık mesela geçen. Zaten iki numaraya aslında 2'den bozma 3 alman lazım. Yani iki oynayabilecek içinin uzunluğunun versiyonunda 3 numarada da yararlanabileceğim bir isimden bahsetmiştik biz. Evet. Yani biz derken Fenerbahçe'nin ilgi mektubu gönderdiğini bildiğimiz oyuncuyu ben seninle paylaşmıştım. Bunu da söyleyemiyoruz şu anda. Tabii. Çünkü birazcık daha bize müsaade etsinler. Mesela biz o ismi açıklayacağız. Çünkü bir daha pişmesi lazım. Apori için mesela çok daha rahat konuşabiliriz. Zaten da kendisi de dekler etti. Yani muhtemelen Real Madrid'de e, ona sunulan projeler çok hoştu değil. Yani Birinci bir yer, teklif zaten biliyorsun kabul etmedi. Yani kabul etmedi. Sevdiğim bir yer olduğunu söylüyor. Madde tabii ki yani başarıdan başarıya koşacak koşmaya aday bir kulüp her zaman yani nasıl söyleyeyim e, spektaküler bir kulüp olduğu her dönemde açıktır zaten Real Madrid'de her yerde. Oynamak her şartta oynamak istersen ama Biraz da e, oyuncular artık kendilerini göstermek ve kendi hedeflerinin peşinde koşacak ve nasıl söyleyeyim onlara motivasyon kaynağı sağlayacak basketbol kariyerinde yani hayatın her kariyerinde böyle bir motivasyon için çalışır. E, olacak yerlerde bulunmak istiyorlar. O yüzden Fenerbahçe olabilme ihtimali çok yüksek dediğim gibi zaten ona da ilgi mektubu zaten gitmişti. Ama Volmar için bunu konuşabilirim. Bakın yine söylüyorum böyle aa hayal kırıklığı hayır ben hiç hayal kırıklığı değil. E, rotasyonda olması gereken bir oyuncu. Potansiyeli benimle inandığım bir oyuncu. Ama hani kısaya bir winner karakter alacağız. O da Bolmaro dersek orada biraz yanılmış oluruz. O değildir. Çünkü o transfer bu kadar erken bitmez diye düşünüyorum. E, işin açıkçası. Bu, tabi bunların hepsi bizim düşüncemiz. Şu an teknik el ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor onu bilmiyoruz şu anda. Ama e, yani Eames Larkin sonrasında işte onlar olmadı diye biz bu Bolmaro'ya çektik. Değildir abi o transfer. Ben bunu buradan okumuyorum. Şahsen. Yani uzun transferinde de dediğim gibi yani şu an e, İsa zaten birinci adaylardan biri gidecek isimlerden biraz bahsedersek bence herhalde muhtemelen artık Jan e, Madar, Dorsey, Papayannis e, bu arkadaşlarla belki sakatlık durumu belki de e, motivasyon durumuna göre belki de şampiyardan bile Çıkılma bir ihtimali var çünkü yani şampiyon şu an Fenerbahçe'nin Joshua King'i yani bakıldığı zaman. Yani yani iki maç var on maç olmazsa bu iş yürümez yani. Şimdi ben evet. sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün bir space'e katıldım. Hüseyin Bey kulakları çınlasın. Sevgilerimi iletiyorum. Onun konuşmacı olduğu böyle futbol konuşuyorlardı. Dinlemeye girdiğim anda bir süre içerisinde birazcık basketbol konuşurken bu tabiri kullandı yani. Dechampierre bizim dedi, Joshua King'imiz oldu dedi. Evet, yani? Var olduğu zaman hakikaten Tadına doyum olmuyor, izlemeye, Aynen. performansına. Ama işte bir sakatlandı mı, bir gitti mi de zaten e, neredeyse ilan falan asacak durumda oluyoruz. Hani kayıp hmm. aranıyor diye ya, ne yazık ki. Doğru, doğru. E, o yüzden e, dediğim gibi zaten Vincent Poirier'e söylemiştik. Vincent Poirier için zaten e, yabancı kaynakta da e, Fenerbahçe'nin en ciddi adaylardan bir tanesi olduğunu yazdı. E, onu söyleyebiliriz. Ve ilk görüşmesinde Real Madrid'de şu anda ikisinin arasında olumsuz olduğu söyleniyor. Ama tabii ki Vincent burada her oyuncu tabii ki önce sevdiği kulüpte, var olduğu kulüpte tabii ki Olur. devam etmek ister. Görüşmesi devam edecektir. Muhtemelen bir görüşme daha yapacaktır. Ee, eğer orada da zaten olumlu sonuç olmazsa Fenerbahçe'nin ilgi mektubu işi biraz daha artık resmi teklife doğru dönmeye... Olur başlayacaktır bunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bir isim daha var. E, onu açıklamak için biraz daha vakit gerekiyor. E, şu anda söylemek için onu çok çok erken. E, çünkü olayın pişmesi gerekiyor Uğur sen de dediğin gibi hani. Çünkü ilgi mektubu dediğimiz gibi işte bakın Vincent Poirier'e bile ne kadar böyle rahatlıkla konuşabiliyoruz. İlgi mektubu yolladık. Aynen. Hani transfer süreçlerine başlayabiliriz yakın zamanda diye ama tabii diğer oyuncu için bu birazcık daha zorlu ve beklenmesi gereken bir süreç. Yani Bolmaro için ben de yani öyle düşünüyorum. Eğer şimdi biraz daha atan efendim skorer oyuncudan ziyade biraz daha eğer yönlendirici olarak bakıyorsanız bunlar biraz daha backup transferler gibi gözüküyor. Hani ee, çok fazla işte biliyorsun Yokubaitis isimleri de geçiyor Fenerbahçe'de. Bolmaro da geçiyor. Yani Fenerbahçe eğer buradaki rotasyonu bir yanda işte çok skorer oyunculardan biraz daha sistem oyuncuları olarak gösteriyorsa alternatifler. Herhalde burada bence bu haberleri alan dostlarda da birazcık kopukluk oluyor sanki. Ee, senin söylediğin gibi yani değerlendirme ve staf yazma konusunda bence biraz daha onlar şey ne derler. Olaya nasıl diyeyim sana çabucak bitsin gitsin moduyla bakıyorlar bence. Aa olmadı bunu alacaklar transfer bitecek diye Tabii. bakıyor ama zaten dediğin gibi yani Mürtülür. kötü Aynen. bir oyuncu değil ama eğer backup olarak alman gereken oyuncu oraya birinci sıraya yazarsan e, şimdi ister istemez zaten sezon boyunca e, transfer etmek istediğin oyuncular ve beklentilerin birazcık altına düşüyorsun. Ama iyi bir isim arkası Bolmaro işte Kalatis de eğer dersen ki yapıyorum zaten buna kimse bence çok da ses etmez gibi mi geliyor. Hayırlısı olsun diyelim. Hani tabii... Ya bir de çok hı. çok özür dilerim kısa bir görüşe geçeyim. Seni bağlayacağım yani seni doğrulayacağım. Ee, Zagars'ın da bir e, sene daha kiralık olduğunu düşündüğümüz ben yan badardan da çıkılması halinde Volmar oraya cuk diye oturur. Onu da söyleyeyim yani onların önünde bir oyuncu grubu. Adama da çok vurmuyor mu? ama senin dediğin çok doğru. Orayı süsleyecek yani tamamlayacak adamlardan biri. Yani oranın birinci adamı araçları ver dersen değil yok doğru söylüyorsun. Ya yani işte Zagars'ta belki o sakatlıktan dolayı hani işte kendini toparlayabilmesine belki sözleşme uzatılıp bir sene daha kalmayıp çünkü inanılmaz bir ilgisi var Saras'ın. Tabii eğer Zagars mı mı dersen muhtemelen ki zaten Zagars'ı kadroya yazardı ama şimdi konuşulan isimler e, Nikalates'in performansı belki de bir senelik bir sözleşme uzatma daha Fenerbahçe teklif ederse de bayağı bir şey e, Neto'nun durumu var çünkü arkada bekleyenler yeni eklenecekler derlerken Fenerbahçe'de orası birazcık karışık ama bunlar tabi büyük ihtimal özellikle Euroleague'den sonra çok netleşmeye başlar. Çünkü Türkiye Ligi'nde iyi kötü Türklerin de oynaması daha çok devreye girecek olması e, transfer süreçlerini hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Uğurcu mağazına sağlık. Heyecanla bekleyen dostlarımız vardır. Duyurusunu yaptık. Yayını kapatmadan önce efendim son kez daha bir hatırlatma yapalım. Final fora kalırsak bir forma daha diye edeceğiz. E, 6000 abone olmaya çok bir şey kalmadı. Belki bu hafta içerisinde hem kanalı 6000 aboneye taşırsınız hem de Fenerbahçe-Beko Final fora yükselir. Böylece biz de hemen bir hafta içerisinde iki aile üyemizi daha e, formalarla efendim ne derler? Hadi hadi beni de Twitter'da hadi olur. beni de Twitter'da bin e, takipçi çıkarsınlar bir formunda oradan verelim üç olsun hadi. O zaman üç oldu forma sayısı. Uğur'un da efendim zaten biliyorsunuz her yayın açıklamalarında sosyal medya adreslerimizi aşağıya bırakıyoruz. Twitter'da özellikle Uğur'u takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bana oranla biraz daha az tweet atar ama öz tweet atar. Çünkü ben birazcık da işin ne derler magazinsel tarafındayım. Birazcık böyle eğleniyorum öyle yazmaktan. Keyif alıyorum ama Uğur'un son dakika bilgileri bazen çünkü işinden dolayı yayınlara katılamasa da sosyal medyadan da muhakkak takip etmeniz gerektiğine inanıyorum. Uğur'un da vermiş olduğu challenge birlikte forma sayısını 3'e çıkartıyoruz efendim. Tamamen aynen. Aynen öyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Fenerbahçe Beko'ya başarılar.